Dün açıklamasını izlerken arkadaşlarım ekranlarınıza bir son dakika gelişmesi taşıdı. Zira Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bir habere ilişkin teğmenler, ordudan ihraç edilmesi istenen teğmenler neden? Ellerinde kılıçla mezuniyet töreninde Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı attıkları için onların ihracı yönünde düğmeye basılmıştı, hatırlayacaksınız. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları diyor ki teğmenler emir komutayı hiçe saydılar. Bir kez daha bu sıcak gelişmenin, bu son dakika gelişmesinin altını çizelim. Teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturması devam ederken ve teğmenlerin, ki aralarında Ebru Teğmen, yani Kara Harp Okulu'nu birinci olarak bitiren Ebru Teğmen'in de aralarında bulunduğu, Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu teğmenlerin ihracı istenirken, soruşturma sürerken Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ve kaynakları teğmenlerin emir komutayı hiçe saydıklarını ifade ettiği bilgisini paylaşalım. Tabii bu habere ilişkili ayrıntıları da arkadaşlarımız önümüzdeki dakikalarda ekranlarınıza getireceğiz. O kaynaklar başka neler söylüyor o teğmenlerle ilgili. Ancak onlara kamuoyunda tepki çığ gibi artmaya devam ediyor. Bu arada onu da söyleyelim. Yani yurttaş, sokaktaki Ayşe teyze, Mehmet amca, o teğmenlerin ordudan ihraç edilmesine tepki gösteriyor. Sosyal medya hesaplarında da keza öyle. Şimdi Nasuh Mahruki'nin tutuklanması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yapmış olduğu açıklamayı ekranlarınıza getirmiştik. Cumhuriyet'in manşetini hatırlatalım. Çünkü etki ajanlığı sahaya indi diyor Cumhuriyet bugünkü manşetinde. İktidarın meclise iki kez getirdiği, muhalefetin direnişle geri çektirdiği etki ajanlığı yasalaşması uygulaması başladı. Yasalaşmadan başladı diyor Cumhuriyet. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Mahruki algı oluşturmayla suçlandı deniyor. Etki ajanlığı geri çekildi demiştik ama sonrasında acaba gerçekten öyle mi? Önümüzdeki günlerde gelecek mi soruları gündeme gelmişti. Grup Başkan Vekili Özlem Zengin bunun işaretlerini vermişti. Bakın Cumhuriyet'in manşeti önemli. Bir kez daha söyleyelim. Diyor ki etki ajanlığı sahaya indi. Yani etki ajanlığı yasası yasalaşmadan ilk meyvelerini verdi. Nasuh Mahruki'nin etki yaratmakla suçlandığı ve bu nedenle tutuklandığı ifade ediliyor. Bugün Cumhuriyet'in manşetinde çok çok önemli. Şimdi geçelim, bir de Karar Gazetesi'nin manşetini sizlerle paylaşalım. Özel hastane çetesini konuşuyoruz birkaç gündür. Yeni Doğan çetesi olarak da kamuoyunda yer buluyor. Ancak biz hep dedik ki bu sadece Yeni Doğan servisleriyle sınırlı değil. Yüzlerce hastane ve yüzlerce farklı serviste de benzer tablolar yaşanıyor. Benzer çeteler kol mu geziyor? Bunlar neden araştırılmıyor diye sormuştuk. Bugün Karar Gazetesi anlatıyor ilk sayfasında, manşetinde sağlık çetesi her yerde diyor. SGK'yı dolandırmak için gözünü kırpmadan bebek hastaların fişini çeken Yeni Doğan çetesi davası, vurgun ve ihmallerin Yeni Doğan servisiyle sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Kalp ve göz alanında gereksiz tetkik ve ameliyatların yapıldığına yönelik açıklama, ruhsatı iptal edildiği halde kapatılmadığı ortaya çıkan hastane sahibi Öztürk'ten geldi. Hastanesini savunan Öztürk'ün 16 bin yanlış göz ameliyatı yaptıkları itirafı kan dondurdu deniyor. Değerli izleyiciler, her bir cümlesi çok önemli. Hastanesi ruhsatı iptal edildiği halde kapatılmayan hastane sahibi konuşuyor. Niye kapatılmadı? Onu kimse sormuyor. Binlerce kalp ve göz ameliyatından bahsediliyor. Gereksiz tetkik ve gereksiz ameliyatların yapıldığı itiraf ediliyor. Akıl alır gibi değil. Peki sadece bunlarla mı sınırlı? Bir yandan diyaliz, bununla ilgili acaba önümüzdeki günlerde de sosyal medyada konuşulan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Hiç ihtiyacı olmadığı halde diyalize sokulan başka hastalarda var mı gibi pek çok soru insanın aklına geliyor. Tam da bu noktada. Şimdi sizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürelim ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in dün mecliste yaptığı konuşmayı ekranlarınıza getirelim. Zira Turhan Çömez anlattı, biz
Kulaklarımıza inanamadan sadece donup kaldık ve izledik, olanı biteni anlamaya çalıştık. Çünkü Niğde'de engelli bir bakım evinde bir çocuğun nasıl öldüğünü anlattı. İddiaları dile getirdi Turhan Çömez. Sadece bu kadar da değil, örneğin İstanbul Bahçeli Evler'de kan donduran bir başka olayı anlattı. O anlattı, bizler izledik. Tüylerimiz diken diken olmuş halde. Kulak verelim, ardından devam edeceğiz. 10 Ekim 2024'te bu mecliste yaptığım konuşma. Niğde Çocuk Evleri sitesinden çok vahim haberler geliyor dedim Sayın Bakan. Ve orada çocukların dövüldüğüne dair çok ciddi bilgiler geliyor dedim. Ve 9 yaşında bir yavrunun orada öldüğüne dair haber alıyoruz. Nedir bu konu dedim. Ve cevap verilmeyen soru önergesiyle ilgili çok vahim şeyler açıklayacağım. O gün söylediğim, bu 9 yaşındaki yavru niye öldü diye sorduğum, o çocuğun niye öldüğü bugün ortaya çıktı. Nerede ortaya çıktı biliyor musunuz? Kamera görüntülerinde. Öylesine vahim şeyler var ki kıymetli başkanım. Bu 9 yaşındaki çocuk bir epilepsi hastası. Ve bu çocuk ağır bir şekilde darp ediliyor. Hepsinin şu anda görüntüleri dava dosyasında var ve Niğde Valiliği'nin elinde. Sayın Erdoğan'a istirham ediyorum. Sayın Erdoğan'a rica ediyorum, hatta yalvarıyorum. Bu çocuğun boğazından tutularak sürükleniyor yerlerde, tekmeleniyor. Ve tekmelendikten sonra bir odaya kapatılıyor, saatler sonra o çocuğun oradan cesedi çıkartılıyor. Sadece bununla da sınırlı değil. Orada kalan 15 tane çocuk, bir tane de yetişkin, 16 engelli bunların hepsi. Kendi başlarına hayatlarını idame ettirecek durumda değiller. Bu 16 kişinin orada neler yaşadığının görüntüleri Niğde Valiliği'nde. Neler yapmışlar Sayın Başkanım? Bir hücre oluşturmuşlar orada. Engelli bakım evinde hücre oluşturmuşlar merdiven altı. Ve ceza vermek istediklerini o merdiven altında cezalandırılıyorlar. Ceza vermek istediklerini aç bırakıyorlar. Önlerine yemek koyup sonra yemekleri çekiyorlar. Hepsinin görüntüleri var. Yerlerde süründürenler, boğazına sarılanlar, tekmeleyenler, hakaret edenler, küfredenler, hepsinin görüntüleri var. Ve maalesef bunlar nerede yaşandı? Türkiye yüzyılı dediğimiz bizim ülkemizde yaşandı. Ve burada Sayın Bakan'ın buna dair söyleyecek hiçbir şey yok. Bakın orada 14'ü tutuklu, 16'sı da tutuksuz yargılanan 26 kişi var. Yani o yuvada bulunan 26 tane çalışanın tamamı orayı bir işkencehaneye çevirmiş. O çocukları çırılçıplak soyup dövüyorlar. Görüntüleri var hepsi. Boşuna söylemiyorum. Hepsi valilikte görüntüleri var ve mahkemeye sunuldu. Ve orada o çocuklar işkenceye tabi tutulmuş, aç bırakılmışlar, merdiven altında hücreye sokulmuşlar ve maalesef Mustafa Çevik adındaki 9 yaşındaki yavru ağır travmadan maalesef orada hayatını kaybetti. Sadece bunlar da değil. İstanbul'da Bahçeli Evler kanamalı bir şekilde hastaneden çıkartılıyor. Çocuk yuvasındaki onları alıp başka bir hastaneye götürüyorlar. Ve o çocuk akciğerlerinden kanamayla, idrar yollarından kanamayla hastaneye götürülüyor ve hayatını kaybediyor. Baba feryat ediyor. Raporunu getirdi bana. Sapasağlam çocuğumu devlete teslim ettim. Kanamalı bir şekilde hastane, devlet yurdundan çıktı, hastaneye götürdüler. Bana otopsi raporunu vermiyorlar. Dava dosyasına gizlilik kararı vermişler.